Sonradan mesela... önceye gelmişim ama ben aynı zamanda da sonrası da olacağım. Gül, dünya seninle güler. Orada yalnız uyursun. Evet, onu yaşıyorum ben. Evet. Kim aşağıda, kim yukarıda önemli değil. Kardeş hayırdır diyor. Türk dizilerini say. Şu kaç tane Türk dizisi var şu anda? O kız diye bir şey. Camdaki kız. Camdaki kız. O kız. Aynen. Ezgi Molalı bir şey. Başka bir şey. Ezgi Molalı bir şey var mı? Masumlar Apartmanı. Bitti oğlum. Bitti mi? Değil mi? Siz bitmemiş dizimi sayıyorsunuz. Tabii ki canım. Yoksa bizimkiler olur mu? Az öyle saymayacak mı oğlum? Şey, Perihan abla. Şey bitti mi? Cansu Dereninki. Cansu Dereninki. Sadakatsiz. Sadakatsiz. Sadakatsiz çok uzun bir araya girmiş olabilir mi acaba? Ya Sadakatsiz ben izledim bir kere. Adam karısını aldatıyor yani. Birinci bölüm ya. Allah ortaya hiç çıkacak beklemezsin içinden. Vallahi ben de çok şaşırdım. Tamam izledim, güzel, gergin, mergin falan. O ara böyle bir şey yazıyordum. Açıyorum televizyonu, ne varsa ona bakıyorum falan. Güzel. Sonra bıraktım. Sonra senelerce devam etti dizi. Ona ikinci sezon nasıl sürdürdüler hakikaten? Abi bir de bir açtım barışmışlar. Evet. Bir açıyorum tekrar aldatıyor falan. Şaşırıyor kadın falan böyle. Ulan diyorum nasıl şaşırırsın? Bu arada ya? O Amerikan dizisinden evet, çevirmeydi. Evet. Ama Kore değil mi hocam? Amerikan mı? Yani ben Amerikan'ı biliyorum. Belki o da Kore'de almıştır. Kore'de belki evet. Türkiye'den almıştır. Böylece evet. Buna biz dizi zinciri. Evet. Dizi zinciri gibi bir şey olarak. Cemaat değişim içinde gibi dönmüş böyle. Evet hocam sağ olun, teşekkür ederim. Benim videomu ondan hala hapse girmedim, hatırlattım. Için teşekkür ederim sana. Siz de yorumlara Cimer etiketle. Süleyman söyleyeyim. Oğlum o büyük iş. Inception yapmışsın ya orada. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizin gibi. Dönüyor yani. Ben İlker Hoca'yı çok eski takip ediyorum. Öyle mi? Çok eski. Çaniklikil bloğu vardı hocanın. Evet. Hala da var ama. Oradan ama yazmıyorsunuz değil mi hocam? Yazmıyor. Benim yerimlerimde ekliydi o. Arada açar bakardım hocam bu hafta ne saçmalamış falan. Bunu da silemiyorum Allah kahretsin nereden. Yani şeyden sonra çok girmemeye başladım ama. Yani bilmiyorum hitiniz artmıştır gerçi. Birdman neden kötü bir film? Bak başlığa bak. Zaten orada bir evde şey oldum ben. yürek yemek dediğimiz ama bir şey vardı. Güzel orada kendini... fark ettim ki evet. Bu tür şeyler izleyici geçiyor. Birdman'ın ben bazı özellik diye anlatılan şeylerin gereksiz olduğunu geçen hafta söyleyecektim. Konu karıştı. Öyle, mesela tek plan, olması. Evet kesinlikle tek plan olması. Evet İlker hocamız da ona. Hocam ne diye hitap edeyim size? Sayın Canikli gibi çok böyle dalga geçiyormuş gibi oluyor. Sayın Canikli İlker diyebilirsin. Bir şeyle tartışıyormuşsun. O Amerikan usulü sayın. Biliyorsun İlker. Hocam Allah Muhammed aşkına bakın. Değerli arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Tamam. Şu tek masada plan. En genç insan benim. Utanç duyuyorum bundan, utanç. Yani ve işin daha da garibi, sevgili İlker Hocam, en olgun kişimiz de sizsiniz. Bundan kardeşim, da utanç duyuyorum mesela. Kardeşim gibi duruyorsunuz. Yani bunu şeytana ruhunuzu mu sattınız, sonra yönetmen olmayacağım diye imzaladınız mı? Şartları mı vardı ona İsmail, göre? İsmail senden daha genç görünüyor. Yok, ben Özgür'ün ablasıyla yaşadım. Evet, evet. Biz aynı kardeşin, kardeşin gibi duruyor ama kesin de öz değil. Kesin öz tabii kardeş canım, değil. Yok, bir şey karışmış kardeş. Yani. Aynen. Bir sıkıntı olmuş. Şey evet. Diye ben böyle tarladayken İlker Hoca çadırdan bize bakıyor. Yani ya İlker Hoca da mesela şey olmuş yani yurt dışından gelen bir hanımefendi ve baban gibi bir şey evet, olmuş. Evet yok net hocam çünkü size. Bu, kesin de yurt dışı tandansı evet. Var burada. Ya sizin bir genetinizde sen bir Türk'ü az. Baktırın. Ben Amerikan ajanı olduğum için. Cilt bakım rutini. Soruyorlar böyle. Hiçbir şey yapmıyorum ha. Allah öyle bir şey soran insanlar var sürekli. Mesela benim rutininiz ne? Yüzüm mermer gibi gayet hani. Ama cilt bakım rutini. İşte bir şey yapmıyorum. Ben sabahları çiğ köfte sürüyorum falan. Öyle bir şey değil. Nar ekşisi. Kan da genç. Bir şey diyeceğim şimdi ama. Bir şey ama diyeceğim. Aranızda sizin yani bir yaştan sonra vücut salıyor ya. Mesela sen benim kaçtın? Babaannem öyleydi. 80 sonra 102 oluyor. Öbür sene 81 olmuyor. Birden bu o şey yani. Bir bağ var bu. Hücredeki bağlar sallıyor kendini böyle. Birden zaten şöyle bir yaş onlar. Tamam mı? Böyle sallıyor. Yani bak 80, 81, 100. Hani ondan sonra şey diyor zaten. 2 sene sonra öldü zaten. Yani şey olmadı. Sur gibi hocam. Değil mi? Dayanamadı. Bizim efendisi de bir yerden bir girdiler bahtliyor sonra artık bir daha tamam dedik. Evet. Olmayacak dedik ya. Onun gibi herhalde. Oradan şeyde... giren nedir yaşlılıkta o delikten? Bence balıkla yaşama koşan, sevincinin. Tölömer sevinci mi? Gitmesi. Evet, gitmesi. Yani sur koşarak da... kaçıyor surdan. Surdan dışarı çıkıyor, içeri girmiyor aslında.
Peki birisine rastladınız mesela çok yaşlanmış ya da evet. çok kilo almış o da olur. Ne yapıyorsunuz söylüyor musun? Ben söylemem. Abo! kokuyorsun be yaşlı kokuyorsun. Çünkü abi, yaşlı kokusu var. Abi ya gibi kokmuşsun. Bir tarif etsenize yaşlı, yaşlı kokusu. Herkes tek tek ne anladığını çok merak ediyorum. Ben başlayamıyorum. Ben başlayamıyorum. Mobilya kokusu abi. Ahşap. Aa, evet. Ama ahşap rutubet cilası. Yemiş mobilya. Evet, evet böyle kokusu. Cilasının bir kokusu böyle. Alt tonlarda bir tarhana. Ama şey serilmiş tarhana. Yani kurusun diye serilmiş yaş tarhana. Henüz çorbaya dönüştürülmemiş. Evet. Kuruyan bir tarhana. Bence iki tane yaşlı var abi. Biri ölüyor tamam mı? Öbürü onu yiyor. O onun ağız kokusu gibi. Yemin ediyorum Allah belemez. Sen ne yedin lan? Allah belemez. Bu arada Dahmer'ı seyrettiniz mi? Ne seyrettim? Yemek deyince Dahmer diye bir dizi var. Ha şey bu. Sapık katil. Sapık. Ama sapık olmayan katil var mıdır? Mesela katil ama çok ahlaklı adam falan. Hani... Efendim ceketimi çıkarabilir miyim? Müsaade edin. Ayıp olmayacak. Boğazınıza saplayabilir miyim? Ama yok hocam Dahmer ciddi anlamda hani organların parlaklığına şiirler yazan bir arkadaş. Bayağı sert bir dizi ya. Evet aslında ben çok sert bulmadım. Yani daha sert çekilebilirdi. Çok böyle üst durumlu, çok az şey göstererek. Göstermiyor ama rahatsız edici. Çok rahatsız edici şey var evet. Bir de aileler falan da isyan etmiş. Sen bitirdin mi? Evet, bitirdim. Bir hocam. Tane bölümü muhteşem yalnız o sessiz, duymayan bir çocuk. Şimdi sağır diyemiyorum. Evet evet. Niye hocam? Evet, sağır denmiyor mu? Herhalde denmiyor. Duyma engelli. Duyma engelli mi diyorsun? Sağır gitti mi? Ben yakalayamıyorum bunları. Ya gerçi duymuyorlar hani çok da alınacaklarını zannetmiyorum. Kör sağır bunlar çok ayıp. Şişman ayıp oğlum şişman. Ben şimdi anlatacağım. Şişman ayıp mı? Bana deniyor nesi ayıp? Ben mesela şişmanım, kelim. Yok ve ya, 55 yaşında gösteriyorum. Bundan da şikayetçi değilim. Ama benim komedyensin adam... mesela. Hocam ama ölüyorum da aynı zamanda. Hani şey diyeyim yani komedyenin işte bel fıtığı olmalı, kolesterol yüksek olmalı falan ama cepten yiyoruz gibi. Yani. Şart gibi evet. Hani çocuğum var çocuk 2 sene sonra baba hani şey baba, gibi olacak. Baba değil dede diyecek gibi. Benim böyle. Babam da rahmetli çok yaşlı gösterirdi. Babaannemi karısı zannederlerdi. Eşiniz mi diye. Babam da şey derdi yok kızım. Ona döneceğim diye korkuyorum yani. Bir hocam sonra. Çok komik olunca çok hızlı ömürde akıyor abi. Şundan daha az komik olursanız daha yaşlandırıyor mu hocam kendine? Evet. Daha ciddi bak kaz konular. Ayakları falan filan. Çok tabii yüzüm zaten şey yani benim böyle evet, Norman diye çıkarması yapılmış. Kundura gibi olmuş yüzüm ya. Yüzüme şey asarıyor böyle. Bir lostraya götür onu. Derileri zımparıyorlar da böyle yatıyorum adam bana zımparıyor. Sabah rutini. Sabah rutini. Bir dericiye giderim. Rutinim böyle. Suratımı kazıtırım. Sıfır numara zımpara. Öyle olsa mesela yüzümü yıkamıyormuşum ondan yaşlı gösteriyormuşum falan. Ha, bir yıkıyorsun 15 yaşında. Duşa giriyorum bir geliyorum 12 yaşında ben falan. Çok mesela yıkamıyorum yüzümü. Öyle günde, mi? Günde kaç kere yıkıyorsunuz? Evet. Bu günde mi yıkamak lazım? Değişiyor. Mesela yani kışın bazen hiç yıkamıyorum. Yani yazın evet. biraz daha fazla yıkıyorum galiba. Çünkü sakallarım ıslanmayı çok sevmiyorum yani. Ben de sevmem. Böyle... Eşim ama şey diyor ben evlendiğimizde fark ettim. Gece yatarken yüzünü yıkamadın dedi. Siz yıkıyor musunuz? Benim eşim öyle hiç bir şey hiç hayatta boşandım. Bir şey yapmam. Gece yatmam ki ben. Göz bir yerde uyuyakalırım. Sonra beni yatağa götürürler. Öyledir yani. Gözlük ya gece yatarken yüz şey yıkanır mı? Yağlandırmıyor mu? Yağlandırıyor. Mesela yağlandırıyor ve yıkama hissi geliyor. İşte gelmiyordu. Şimdi geliyor. Yani eşim sonra tuhaf bir hortum lan. Yani şu çok kıskandığım bir şey. Cillop gibi surat. Ne açıdan hocam? Mesela ikimizin hocam suratı arasında. Şimdi burada kameralar var. Hayır sakalsız yani. Sakalı kes. Bıyık sakal. Abi sakalı şöyle. Ben sakalı siz kesebiliyor çok musunuz? Çok kötü oluyorum artık. Yani yaşlandıkça daha sakalı kesiyor daha kötü oluyorsun. Evet ben eskiden, de onu fark ettim. Normal ben lisedeyken falan sakalsız bıyıksız normal bir insan gibiydim. Şimdi bir kesiyorum böyle hani içim sıkılıyor ya. İçim buradan bir şey sarkmış onu sakal kapatıyormuş sen kesince evet görüyorsun. Evet abi yani. Bir daha bir kötü bir şey olmuş yani. Böyle. Çok kötü. Evet üç sakallıyla bir arada kaldım ya. Hocam evet. Yani herhalde yaşlanınca vücut aşağı doğru yer çekiminden dolayı gidiyor değil mi? Gidiyor gidiyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yani şunu diyebilir miyiz? Değil mi hocam? Değil mi hocam? Yapmayın adamı. O zaman ben şu çıkarımı yapıyorum. Dünya düzdür. Tabii. Artık mesela kabul edin. Aşağıda yani, yaşayanlar evet. Yeni Zelanda'da falan. Daha yüksek. Yani, daha aşağıda yaşıyor. Hocam zaten bakın dünya düz demediği için bu kadar geç. Salmış yer çekimi de kabul etmiyor hocayı. Çekmiyor yani. Mesela öyle turlar olmalı. Aşağıya gideceksin bir süre. Yani Yeni Zelanda'ya gidiyorsun toparlıyor. Değil mi? Daha güzel olur. Yaşasak belki. Amud'da yaşama. Benim şey vardı. Ben Amud'da yaşam. Bir skeç yazmıştım. Amud'dakiler diye. Fragmandı böyle. Herkes Amud'a. Bir kişi yürüyor. Ve şey de söz de şuydu işte.
herkes amudaysa ayaktakiler tehlikededir diye. Onu da amuya kaldırmaya çalışıyorlardı. Ama prodüksiyonu çok zor oldu. Yani şey 50 tane amuda kalkabilen figüran lazım. Nolan yaptı biliyorsun. Geri geri yürüyordu herkes. Kim? Nolan. Nolan yaptı ya benzerini. Christopher, Tenet mi? Tenet. Tenet ne kötü film lan. Evet. Hocam Allah aşkına Tenet yani, konusundaki fikrinizi çok merak ettim. Özgür'ün anlattığından bir tık daha değişik yani. Çok amudakiler mi? Evet, amudakilerle Tenet benziyor bence. Christopher onu çekebilir bu arada amudakilerle. Başrolde Kristin. Yok, onu biz amudaki kız olarak kanaldaya satacağız. Amudaki kız. Amudaki kız, evet. Şimdi amudaki kız mı, amudaki kız mı olur sizce? Amudaki kız olur. Hatta amudaki mi? Amudu. Amudaki. Yani amut. Daki mi? Amut'daki mi? Ya da hocam, amu diyelim bakın, biz o şekilde. Çok evet kreatif bir amu. Dizinin adı amu mesela. Amu. Evet, amu. Aynen. Hani yalnız amu da, öyle bir film var bu arada. Amu ters dünyalarda yaşıyorlar. Gördünüz mü onu? Şey mi? Stranger Things mi? Hayır ya. Tamamen bir dünya dik duruyor. Yani yukarı doğru öbürü aşağı bakıyor. Nasıl? Dünya İkisi birbirine nasıl aşık oluyor. Bakıyor ki? Nasıl yani? Yani bir dünyada yer çekimi. Yukarı baktım öbürünü görüyorum. Evet evet. O görüyoruz. Da beni görüyor. Ya bu fiziken imkansız mı? Evet. Böyle yukarı bakıyorum başka dünya var değil evet, mi? Evet. Ve birbirlerine aşık oluyorlar bak ne kadar. Oraya sembol. Çıkamıyor mu ben? Mesela uğraş hani. İşte amaç filmde onu anlatıyor zaten. Onlar da buraya mı çıkamıyor? Evet. İnemiyor mu ya da? İşte belki bu işte aramızdaki zaten sıkıntı bu. Neydi filmin adı, birisi baksa iyi olur aslında. Kutuplaştı, kutup. Değil mi? Kim aşağıda kim yukarıda önemli değil. Alt kimlik, üst kimlik. Kim bir şey mi acaba? Sesine gidiyor. Yukarıda Kürt yürüyor falan. Aslında muhafazakarlar ve sekülerler olarak çok güzel değil bir mi? Şey alt kurulabilirdi. Evet. Herkes de rahat eder. Aşağıda yani yaşıyor. Yani ne bileyim. Kimler? Ben. Hocam. Muhafazakarlar. Ama şimdi hepsi diğerine aşağıda göre yukarıda ya. Doğru tabii. Şimdi yukarıdaki de aşağıdakine bakarken yukarı doğru bakıyor gibi bir durum var. O yüzden düz dünyacılar bana hep onu soruyor. Aşağıdakiler nasıl duruyor diye. Hocam siz düz dünyacılarla nasıl bir ilişki içerisiniz? Ben düz dünya uzmanıyım. Aynen. Nasıl bir şey düz dünya olmak? Uzman ne bilmesi gerekiyor düz dünya uzmanının? Şimdi birkaç şey öğrendim. Yoktur, bir su nasıl duruyor? Su bükülemez diye bir inançları var arkadaşlar. Su bükülemez derken? Yani su hep düzdür diye bir inançları var. Su hep düzdür ne demek ya? İşte su sen hiç bükük su gördün mü? Şu çayı bükebiliyor musun? Yani biraz yani şuraya kadar doldursan bir kohezyon görürsün üstünde böyle. O zaten. Yalnız kohezyon mohezyon sen çok. Sen bizim aramızda mı kim? Düz dünyacıları kohezyon deyince patlıyorlar. Kohezyon falan. Scanners'da böyle dedim beyni patlıyordu ya. Öyle bir hani Cronenberg patlamasıyla. Kohezyon. Adezyon. Düz dünyacı yok ediyoruz. Şey değil mi? Bir de böyle aşırı böyle iri biri geliyor. Kolezyondan ölmüyor ama kan akmış buradan böyle. İki defa söylemen gerekiyor falan. Daha böyle. O Güney Kore yani. Ya da tam söyleyemiyorsun. Ay neyse baştan kolu yapmışladım. Tenet diyordun yalnız. Tenet ilginç bir konu. Hocam ben böyle konudan konuya atlarım. Lütfen bana uygun ben hareket edin. Tenet'le ilgili evet şunu söylüyorum. Doğru. Sik gibi bir film. Kötü. Çok ağır konuştunuz. Bir film. Çok ağır konuştunuz. Ben biraz da küfürlü. Yani ağır konuştunuz derken küfür olarak demedim. Yani hakaret ettim filme. Tersten sik. Hak etmiyor. Yani tersten, ucu olmayan evet bir sik gibi. İki tarafı da ters ilişki. Ha tersten sik. Evet. Evet. Tenet'i anlayabildin mi peki Volkan? Ben çok iyi anladım. Anlat bakalım. Harbiden mi? Evet. Bir tane adam var. Evet. Bu adam, şimdi ben senin yanındayım ya. Ben aslında daha önce de senin yanında değilim de senin sonra yaşayacağının yanındayım. Mesela biz şimdi beraber kafeye gideceğiz ya. Bu şey mesela gibi mi? Ben oradan geliyorum şu anda. Seçimi kazanmaya hevesli ha, bir parti gibi. Yani ben 2024'ten geliyorum. Sonra yanındayım. Ben 2024'ten geliyorum diyorum ki Kılıçdaroğlu aday olasın. Tenet bu. Evet. Eyvallah tamam anladım. Aslında sonradan mesela önceye gelmişim ama ben aynı zamanda da sonrası da olacağım. Bu şey. Şimdi biz kafeye gideceğiz ya. O ben daha önce gittim oraya. Benim ikinci gelişim olacak seninle. Ama senin bir olacak. Senin de bir olacak aslında. Yok benim iki. Ben bak geçen gittim. Hep tartışma yaratıyor. Hayır. Ben oradan geldim şey biliyorum. Net. Gelmişini geçmişini falan dediğin. Aynen. Ben şey senin geçmişini mi sikmişim ama geleceğini de daha sonra müsaade edin hocamıza. Evet buyurun. Gözlerinizi kapayabilir misiniz? Kapatalım. Gerçekten mi söylüyorsunuz? Evet gerçekten gözlerinizi kapar mısınız? Size güveniyorum kapayacağım. Ben de kapatayım. Şimdi Tenet'le ilgili bir sahne canlandıracağım. Evet, adam silahı alıp ileri doğru uzatıyor ve tetiğe bastığı zaman ilerideki kurşun diye evet, namluya geri geliyor. Şu an içimde hissettim. Şimdi kurşunu. Bunu aynısını tuvalette düşünelim. Şimdi adam tuvalete oturur. Ben gözümü açtım. Burada gözünüzü açacağınızı biliyordum çünkü daha fazla hayatınız. Aynen. Yani çok çirkin bir. Tuvaleti aç ama tuvalet açıcı olarak çalışabilir aslında. Olabilir belki.
Geliyor böyle abi yani yapacak bir şey yok falan. Çok para istiyor ama. Hocam yani. Ama çok komik olmaz mı? Böyle bir sempozyum Christopher Nolan var mesela. Biri el kaldırıyor diyor. Hocam bundan nasıl çıkıyor? Ya karıştırıyorlar şimdi. Bence bana da sıçmaya ben okuyayım, işeme daha zor. İşeme de beni daha huylandırır. Toplamak orada. Yani şimdi çok boktan bir mevzu ama. Neyse çok kötü ya. Kenef. Böyle bir şey olabilir. Güzel bir şey çekebiliriz. Sifon o zaman bir daha geri içine girecek değil mi? Evet. Bayağı şey de şişer kelek olabilir. Bak baştan. Kelek olabilir. Teğet olabilir. Ekonomik krizlerde şey yapabiliriz. Testten de teğet. Evet aynen öyle. Evet, değil mi? Yani mesela şey diyorlar ya aslında bir şeyler pahalanmadı. Şu anki yarına göre en ucuz formunda. Doğru. Evet. İşte teğet bunu anlatıyor. Bu. Çok doğru. Mesela ben gene gelecekten gelmişim. Evet. Sen 20 lira diyorsun ki çok pahalı. Ben diyorum ki ucuz. Ondan gelecekten gelmişim. Bunu alıp geri geleceğe kasaya gideceğim. Kasaya ben ürünü bırakmışım mesela. Ben bunu alamam diyorum. Sen gelip ben alıyorum ve sana böyle yapıyorum. Yarım daha da pahalı olacak. Ya da mesela da ne bileyim dolabı açıyorum. İşte muz alıyorum. İşte ne bileyim reçel alıyorum. Sonra gidiyorum muzla markete reçel, bırakıyorum. Muzla reçel niye dolapta ya? Muz dolaba konmaz değil mi? Öyle muz mi? Dolaba konmaz. Evet hocam. Niye reçel? Dünya düz diye. Konmayabilir. Ya şunu biliyorsun. Ben rastgele iki şey attım ve ikisi dolaba konmuyor. Konmuyor. Bu kadar hiç bir bok haberim yok ya. Reçel konur ya. Reçel konur mu? Reçel orijinal reçelse konur. Ama sahtesi içindeki o şeker şey yapar. Kristalleşir. O yüzden reçeli test etmek için dolaba koyabilirsin. Ben muzu da koyuyorum çünkü soğuk yemek istiyorum. Soğuk yenen bir şey. Ama kurur şey olur ya. Bozulur. Yani çabuk bozulur. Nasıl kuruyabilir ya? Zaten kuru bir şey. Yani bozulur. Demek ki sen hiç ıslak muz yemedin. Ben bir şeyden mahrum kalmışım hayatım boyunca. Geçen gün öyle bir muz almıştım. Yani hayatımda yediğim en tatsız şeydi. Kağıt yemek gibiydi. Nasıl ya. Bir muz? Çok yeşil muz mu? Migros'tan alınmış. Yeşil muz. Alelade, çok sarı. Çok kötü muzlar büyük. Vardı. Çok büyüktü ama. Çok büyüktü. Tatlı büyüktü. İşte onu dışarıda bekletseydin olurdu bir süre. Evet. Öyle mi? Dolaba ya her muza düşen belli bir tat var. Muz büyüdükçe o tadın daha yeni yalana gelmesi gerekiyor. Aslında tek bir muz var dünyada. Doğru. Bütün muzlar buradan. Senin iki örneği vereceğin şeyi ben mahvettim. Başka iki örnekle denemek ister misin? Artık siktirip gitti zaten. Hiç önemli değil. Dolaba koy. Ben merak ettim ama anıyı. Dolabı açtın, muzu aldın, reçeli aldın. Anı değildi bu. Tenet. Şey yaratacak. Tenet'ten işte her şeyi markete bırakıp temassız veriyorum ve para yükleniyor. Aa evet. O da banka seni arıyor mesela. Böyle bir yükleme. Ya Christopher Nolan ben beğenmişim. Sen bankayı arıyorsun. Düşündüğün şey bir kampanyanız yok mu diyorsun, kapatıyorsun. Doğru, geri arıyor banka. Kredi çekiyorum ya bir daha veriyor falan böyle aile falan. Buyurun falan. Merhaba. Sizi arayamak istedim. Şu anda. Hani ya çok fazla aralar son zamanlarda vardı ve maalesef. Çok ters cevaplar vermeye başladım. Yalnız burada sevgili İlker hocamız Tenet muhabbetini açtı. Kendine hiçbir şey söylemedi. Ben çok merak ediyorum. Çok zor durumdayım. Üç komedyenin arasında kaldım ya. Ben tam komedyen değilim bildiğin gibi. Deminki söylediğimin aksine. Sende de var bir komedyen damarı. Yok Volkan hocam siz nasıl komedyen olarak görmüyor musunuz kendini? Bu Tenet'ten daha önemli bir sorun benim için. Instagram'a yazdım komedyen diye. Evet. Sen mi çıktın? Çünkü öyle olmak istediğime karar verdim. Biyoma yazdım. Ha, tabii, reklamcı yazmak istemedim yani. Doğru. Çok siz komedyensiniz. Komedyen ya komiklik komedyen. Yapıyorum bazen. O yüzden komedyen. Bence komedyen kendi materyalini üreten, bunu da performansını sergileyen kişidir. Bundan da para kazanan. Değil mi aslında? Para görecelidir. Bunu sormak istiyorum. Meslek olarak yapıyorsan. Evet, doğru. Sana bunu sormak istiyorum. Ya sahneye çıkıp şakalar yapmak çok garip bir şey değil mi abi? Evet hocam her gün bunu düşünüyorum. Allah belamı versin. Bir kere denedim yapmayayım dedim. O da saçma oldu. Sahneye çıkardım. 150 lira vermiş bekliyor. Saçma deme lan. Allah. Normalde şaka yapacaktım burada ama çok saçma olduğuna karar verdim. Ben bana niye bilet alıyorlar Allah belamı versin anlamıyorum. Ben gitmem ya mesela. Düşünsene bir kişi var. Diyorsun ki bir yere toplanıyoruz. Ben diyorum sizi güldüreceğim. Evet abi. Elinde çok... mikrofon başka hiçbir şey yok. 150 lira veriyorlar bekliyorlar. Hiç gülmedikleri oluyor mu? Bu çok geyik bir sorudur ama. Gösterin tamamına mı? Yok. Yoksa bir bazı çok, espriler çok iddialı ya. Bir, bak çok. Bizim Kemal vardı. Çok güvendiğim esprilerim var diyordu. Senin var mı öyle esprilerin? Var evet. O güvendiğin esprilerden birine hiç gülünmedi mesela. Ne yapıyorsun? Başka anlatıyor mu? Daha komik oluyor mesela. Niye gülmediniz falan diye onu sorgularım o anda. Ama şey bazen hocam bazı şeyi anlayınca ona mesela İsmail Bey de belki katılır bana. Çok güvendiğiniz şaka varsa en kötü bir kıkırtı oluyor. Oluyor. Hani şey çünkü tamamen sessizlikle alkış kıyamet olmuyor. Şeyle alakalı galiba. Sen matematik güvenerek anlatıyorsun evet, ya. Evet. Senin özgüvenin ve eğlencen karşıya evet, geçiyor doğru. Bir şekilde. Sonuçta en güvendiğin şeyi bile kötü bir sunumla versen gülünmeyebilir. Ama şey olur. Önden bir eğlenmeye başlamanla alakalı evet. Bir durum var galiba. Mesela çaban belki komik olur. Çok hararetli hiç komik olmayan bir şey anlatırsan bu da komiktir zaten. Sen gülmüyorsun bir de o çok güzel. Ben hep gülüyorum. Yani kendi yaptığım kötü şakalara gülüyorum. Ben de gülerim.
Ben hayır, çok sahnede gülüyorum evet. Hmm. Çok zor hocam komik bir şey gülmeden anlatmak çok zor ya. O an komik değilse komikse bir de. Bir de evet. O an aklıma geldiyse bir de önce bir 5 dakika güler sonra anlatırım. Komik değilse gülmek kötü oluyor. Ona da şey diye gülerim çok komik. Ben her şeye güldüğümü fark ettim şu an. Komikse bir şey de gülüyorum. Komik değilse de gülüyorum. Gül, dünya seninle güler. Ama ağlarsan yalnız ağlarsın. Orla yalnız uyursun. Doğru. Ben çok orla. Nerede yalnız uyursun? Orla. Yalnız evet. Böyle bir şey. Evet onu yaşıyorum ben. Evet. Aa hocam siz de bu yaşlı şey galiba. Ben de şimdi horluyorum. Kilodan o. Kilodan mı benim? Benimki kilodan. Hiç horlamam. Ya hocam, kilo ile horlama arasındaki bağ bana çok zayıf geliyor. Bana da öyle geliyor değil mi? Ne yok, alakası var? Az az bir problem bu da. Komik bir şey ya. 10 kilolar hiç hani, horlamaz. Yapmakla. Abi şöyle. Kiloluyum. Yok şimdi geniz etim falan vardır. Şişmanladıkça her yer şişiyor ya. Hava geçiyor. Şişmanlıyor. Orası da şişmanlıyor. Uykuluk oluyor burada. Oy şöyle bir zangıdalardan. Mesela burnumdan nefes alamıyormuşum. Geçen doktor böyle bir şey çekti. Senin burnun bakayım deviasyon var. Nedir hocam o? Paranın değer kaybı. Burnum değer kaybı. Rotasyon var senin. 2-0 atılması lazım burnundan hemen. sola yatmış senin. Benim burnum bende de vardı. Bana göre sol, sana göre sağ. Peki şey var mı böyle? Sende yok abi. Mucize bir hani oturtayım falan gibi bir şey. Şey mesela çırık ben çırık şimdi buramdan nefes alamıyorum. Sen yumruk yedin mi? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Çok iyi vurdularsa hatırlamıyorum. Yumruk yedim. Bence yemişsin abi. Vuruyor. Bir yumruk yemiştik. Burnum kırık mı benim şu an? Yani sola yanlış doğru kaynamış. Yatmış. Sola doğru mu yatmış? Sağa doğru. Kendine göre sağa ben doğru. Ben nereden nefes alamıyorum? Buraya doğru mu? Ben buradan büyük nefes alamıyorum. Hayır. Öbür buradan alabiliyorum. Ha, yanlış biliyorsun. Kemik yani. O tarafa yok, bel vermiştim. Tutayım bak bayılacağım bir süre sonra. Peki şöyle çekince açıldı mı? Düşsem buradan şey çekince yok. Doktor böyle şey yaptı. İçine soktu baktı. Bu arada burun eğriliği var dedi bana. Kulak yani burun bazı. Onu görmek için doktor olmaya gerek yok. Evet adam harbiden gördü yani. Ben 30'udur kendime bakıyorum. Göremedim. Alışmışsın. Her gün aynada bakıyorum. Instagram pozu çeker gibi bakıyorsun. Burun da eğri falan. Hani anlamıyor farkı. Çok düz burunlu kimse yok. Hocam sizin de hafif bu tarafa. Benim de öyle. Sen de daha bu tarafa. Nasıl ne yapmam ki gerekiyor? Teşhisi koyuyoruz şey hocam. Şey gibi abi bu deseydi. Yani başka ameliyat bir organımız da böyledir. Hep bir tarafta kullanırsın ya. Ben de burnumu mesela biraz sağa doğru yatırıyorum. Senin burnun çok düzgün bakıyorum. Yok, evet. Yok. Kesinlikle simetrik. Şimdi ben şeyi anlamadım. Benim horlamam burnumun eğriliğiyle alakalıysa ben ameliyat olmam mantıklı mı? Evet. Değil mi? Akşam nefes alamıyorum. Mantıklı ama ameliyat olup bir süre sonra aynı şeyi yaşamaya baştan arkadaşlar. Ben iki kere ameliyat oldum. Nerenizden hocam? Ve hala horluyorsun. İkinciden sonra daha çok horlamaya başladım. Doktora şey dedim, daha çok horluyorum dedim. Ha evet ya açılınca öyle oluyor dedi. Yani bir de böyle bir şey var. Hava geçmeye başlayınca daha ses çok çıkıyor. Şey koysam rüzgar paneli. Peki ne yapacağız dedim. Ama hocam ben bu yüzden ameliyat oldum. Anlamıyorsunuz galiba siz. Bu şey gibi ya. Appendis ameliyata oluyorsun mesela. Appendis içeride falan. Böyle de açıp kapamışlar geri. Ya dün şey oldu böyle bir infial olmuş. Ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çok kötü bir olay falan filan diye anlatılıyor bana. Alay etmişler bir tane hastalığı. Ya evet ya. Aa evet gördüm. Yalnız abi gerçekten çok garip abi. Abi üzüldüm aşırı mesela. Aşırı kötü ama şeyi fark ettim. Güldün mü? Ne o? Hayır gülmedim. Bence ya bunu, ya ben bunu duyunca gülüyorum abi. Bunu yapma ya, ne olur. Ya. Ben gülmemem gereken her şeye gülerim. Ya. Çok kötü. Hayır şöyle bir şey. Gülmedim. Çok kötü ama çok kötü bir şey yapmışlar deyince aklıma yemin ediyorum. Yani ne bileyim kollarını kesip böyle tavana asmışlar gibi şeyler geldi. Evet. Yani korkunçluğu sınırı kalmamış benim kafamda. Her şey olabilir diye bakıyorum yani. Her şey olabilir. Bayağı adamı bir de bir video daha var onu gördün mü? Yok. Yok ölmüş de. Ölmüş diyor şey morarmış falan diyor. Yani önceden ölmüş. Geç fark ediyorlar öldüğünü. Yeni ölmüş bu gibi. Bu ses kaydı değil mi? Görüntüsü yok bunun. Bunu ben ses kaydı dinleyemiyorum. Çok yaratıcılığım çok düşük. Canlandıramıyorum söylenen şeyi. Çok mesela farklı şeyler mi? Biri iki adam konuşuyor. Mesela oradaki diyor insan olduğunu bana sen söylemesi lazım. Sen iki at bunlar. Hani böyle bir ovadalar, koşuyorlar falan. Ya morarmış diyor. Kim? O zaman radyo dinler Vada misin? Falan. Yok. Herkül ve Zeyna mesela. Radyo podcast. Podcast çok zor anlarım. Ben de podcast dinlemiyorum. Podcast zor anlar. Birinin bana ben salağım şu göstermesi lazım yani. Anlatırken ben telefonda biriyle anlaşamam. Estağfurullah demedi kimse ben dedim farkındaysan. Sağ olun çok teşekkür ederim ama. Hocam ben alışık olduğum için biliyorsun. Sağ olun biliyorsun. Salak olduğumu bildiğim ben için. Ben de öyle oldum. Estağfurullah demeye. Estağfurullah. Özgür Bey. Estağfurullah öyle şey? Anlam öyle değilmiş diyorlar falan bazı yerler. Vallahi ben geçen gün öyle bir yanlış kullandım ki artık taşak geçtiler benimle. İsteği ağzından çıkıyor. Osurdum ve üzerine. Estağfurullah. Öyle bir şey yani. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Evet yanlışmış ama kimse doğrusunu bilmediği için sikimde bile değil. İstediğim doğru gibi kullanıyorum. Değil mi? Ne lan doğrusu? Söyleyin bakayım. Neymiş doğrusu? Estağfurullah. Bir kısım diyor ki aynen öyle demekmiş. Bir rica kısım ederim olabilir.
Ama estağfurullah aynen olarak kullanırsam yine çok saçma duracak. Evet. Tabii. Çok iyi bir adamsın. Estağfurullah öyleyim falan. Yani, bir de dilimize yerleşmiş şey kurcalamanın alemi var ki. Mı? Sende niye Ferrari var, bende at var, onu anlamadım şimdi. Hocam bu ama bunda şey, da at var. Önünde at olması lazım. Bende mi? Yok, Ferrari'nin. Evet, tamam. Bu Ferrari'yi yapan kişi. Tabii. Yapmış mı? Yani atadı. Gerçekten atadı. Mesela Ferrari alıyorsun ve böyle bir at var. Şöyle bir logo var. Emin önünden almışsın Ferrari'yi. Abi bu çakma olabilir mi? Ay, yok lan. Olur mu? Aynısını yaptık lan. Ya. Siz gördünüz mü? Mercedes şeyleri içeri kaçırıyor. Evet, gördüm. Ha. Keşke İlyas Salman da zamanında. Küçükken dedemin Mercedes'i vardı böyle eski dik farlılardan. Sürekli çalarlar. Şey çalarlı kolye bizim yapıyorlar. Bizim mahallede de söküyor. Şimdi el yaklaşınca fışt diye içeri kaçıyor. Çok, çok iyi. Eli yaklaşınca mı yapıyor bir de? Bir el ya, yani birisi yaklaşınca. Yani sökmeye çok çalışınca. İyi. Bunu şey ateş yüz etsin. Ederler bu arada yani böyle Mercedes'e sürekli. Hop. Geçerken düşünsene trafikte yan yana geldin, hop yaptım böyle. Ne zaman çıkıyor geri, onu merak ediyorum hani. Ne zaman tekrar karar veriyor çıkmaya. Da... Bütün dünyayı fakirlikten kurtaracaklarına böyle şeylerle uğraşıyorlar. Tabii. Değil mi? Veya Mars'a gitmeye çalışıyorlar. Abi dünyayı kurtaralım. Ama Mars'a ya. Gitmeye çalışmaları şeyden. Hani bizi kurtarmak istemiyorlar da. Kendini kurtarmak istiyorlar. Bir kafa dinleyelim. Hocam gibi. Belki Mars'ta da bunun çözümü vardır. Mars'ta fakirlik yok. Yan kesicilik yok. Çok iyi abi. Yan kesicilik. Mars'a mesela iniyorsun. Açtın podun kapısını. Böyle oturan tipler. Kardeş hayırdır diyor. Veya işte bir şeyini çalmışlar ama buluyorsun, gidip röportaj yaparak bulabiliyorsun. Çünkü zaten 15 kişi var. Sordum. Sen mi çaldın lan Mercedes'inin ha? Mars'ta yaşamak ister miydiniz Volkan Bey? Hocam yani şöyle. YouTube varsa. Geceleri varsa. Starbucks olması lazım. Geceleri çok Starbucks. Soğuk oluyor bir de. Mars değil mi? Soğuk. Bayağı soğuk. Gaz yok diye değil mi? Muhtemelen. Orada belki başka bir şey kesmiş. Vardır. Bir de bazen de çok sıcak oluyor diyorlar. Onu ayarlayamıyorum. O da klim olmadığı için falan. Ben de mallıkta bu. Ama işte ya salakça değil mi Mars'a gidip. Adanalılar yaşar gibi. Adanalılar her yerde yaşar. Oh be derler. diye tahmin ediyorum yani. Bilmiyorum, Mars'ta bir cimcim yiyelim değil mi? Falan. Yani. Bir de orada hani büyük belki şey diyorlar ya böyle işte. Daha büyük bir cimcim. Büyük kar, buz kütleleri falan var bazı kısımlarda. Ondan bir cimcim. Ondan bir cimcim. Dev bir cimcim böyle düşünsene. Hayvan gibi buzdağına pekmez Mars'ın döküyorlar. Mars'ın üstüne gül suyu dökmüş herif yani. Böyle büyük. Böyle Call of Cthulhu gibi ya. Evet. Çok pekmez büyük. Kozmik bici bici. Kozmik bici bici. Kozmik bici İç Anadolu'da. Bu bence burayı, bu Kadıköy'de açılması lazım. Kozmik bici bici. İç Anadolu'da ve doğu yerlerde böyle hani kara pekmez döküp yerlerde bunun çok iyi bir tatlı olduğunu iddia eden çok insan var yani. Öyle mi? Evet. Mesela bir üstü de şey bisküvi arası lokum. Bu sen bunları su hatırlarsınız hocam. Fakirlik güzellemeleri beni iğrendirir her zaman. Değil mi yani? Tiramisu falan değil mi? Daha iyi değil mi? Fakirlik yani? Konusunda ne düşünüyorsunuz Volkan Bey? Bence o... ben üstümü aldım direkt fakir oldum. Benim vardı öyle ya. Stop being poor diye bir şey vardı. Şeyim vardı. Fakir olmayı bırak. Paris Hilton'un öyle bir tişört yazısı vardı işte. Çok Paris Hilton çok iyi abi. Tam Paris Hilton'un yapabileceği bir şey. Fakir olmak korkunç bir şey ya. Biz mezarda bırakacağız. Korkutucu bir şey. Yani insanları korkutmak için bulunmuş bir şey gibi. Fakir para mı? Evet yani fakir olmamak için çalışıyorsun yani. Bir kesim fakir olmamak için çalışıyor. Hmm. Yani ölmemek için diyebilir miyiz hatta? Ben her kapitalist çok mu şey yani oldu? Şeye başlarken her ay çok bütçesiz bir futbol kulübü gibi hissediyorum. Yani yine bakalım bir şekilde kalacağız bu ligde gibi ya. Çünkü düşersem hakikaten ne yiyeceğiz? Yarın gibi bir şeye geleceğim. Böyle takımı orta sıralarda tutmaya çalışıyorum işte. Bir iyi bir şey alıyorum mesela. Fiyat performans ürünü. O bir iyi bir futbolcu gibi hani ucuza kapattığı falan. Mesela Dyson almak. Tabii sen. Ronaldo'yu almak gibi tabii. Bir şey. Tabii tabii. Direkt olarak Dyson mesela... aldın lan. Hava temizleyici. Havayı temizliyor. Ne oldu? Aman o zaman havası temizledin de ne oldu? Zengin işte. Fakirler öksürüyor falan. Adam tozlu geliyor. Ve böylece Dyson'dan sponsorluk alma ihtimalleri sıfıra düşüyor. Öyle mi oluyor hocam? Evdeki zaten fakir geldiği zaman onu da baltayla girdi herif. Alıyor yani. Bu evin fakirliği diyor havasını pisletiyor. Ben hayranım yalnız. Efendim? Dyson'a hayranım. Öyle mi? Ne açıldı? Dyson hayranlığı var. Bizim evde de var Dyson hayranlığı. Dyson böyle bir arzu nesnesi oldu zaten. Süpürge hocam. Süpürgeler. Yok süpürgeleri mi çok seviyorsun? Dyson'un bir sürü ürünü var ya mesela saç bilmem nesi var. Benim hanım mesela saç şeyini kullanıyor. Evet, saç. Ona büyük bir aşk yaşıyorum. Dyson'un bir tane aleti var. Böyle bir halka.
Evet. O değil ne mi? Yapıyor? İçinden hava temizli. Üflüyor işte. Portal açıyor. Portal açıyor. Fakirlikle kutulu şey yapıyor. Kutulu sanıyor diyor. Ama çok açıyor. Küçük bir portal açsın. Sadece bir şey yapıyorsun. Ne var lan diyor. Şeytanı böyle bir avuç değil. Evet. Fakirlik açmış böyle. Yok, millet bakıyor da. Fakirlerle göz göze geliyor. Böyle dönüyorlar. Böyle ağzı. Sen ben oturmuşum şemine falan böyle bakıyorsun. Portaldan gözüküyor. Yalnız öbür taraftan buraya geçiş yok değil mi? Yok yok. Onlar gelemiyor. Sen ama bir şey atabiliyorsun mesela. Orada tavuk var böyle. Öpüşen akadıkların ne yapıyorsun? Onlar da bakıyor böyle. Elde çorba. Şey, ürünün adı İbret Alem. Evet. İbret Alem V2. Çok iyi durumdayız biz diyorsun. Rahat ediyorsun yani. Çok ya ne pis adamlarsınız. Zaten senin temizlediğin hava sende temizlediği kötü havayı oraya atıyor. Fakirler de oğlum temiz bir hava olarak düşünüyor. Zengin evinden. Kıyma mı koktu ya falan oluyorlar böyle. Hani. Bugün şey çıkmış, köfte çıkmış evde. Modu var değil mi böyle basıyorlar. Mesela rutubet veriyor. Çünkü klimadan biliyoruz mantığı. Aldığı havayı bir yere vermesi gerekiyor. Mecbur Allah. Enerji en azından. Mesela Elon Musk'ta yüzlerce mi var ondan ne yapıyor? Dolu hocam. Daha büyük bir halkası var. Şu an Elon Musk'ın zaten şimdi solamıyor muyuz hepimiz? Havasın. Belli bir süre zengin olarak geçirmiş insanların birçok özelliği değişiyor. Hem fiziksel hem mental olarak. Mesela İsmail Bey bir tane örnek verebilir misiniz? Mesela, ama içinde Yılmaz Erdoğan olsun. Cildleri güzelleşiyor. Evet kesinlikle cildleri güzelleşiyor bir kere. Et kalitesi. Bu, evet. Yediğin içtiğin şeyin sakalları kalitesi. Sakalları da güzelleşiyor. Sakalları parlıyor. Yüz parlaması var zenginde. Hocam ne oluyor İlker hocam? Sizin de parlıyor. Ben mevduattan mı oluyor? Mevduat hesabından mı oluyor? Mesela bizde şey mi yazıyor mesela? Biz normal giriyoruz bankaya. Mesela 50 binde 100 bin arası %15 artı %2 parlama falan. Evet. Öyle bir şey mi sınıf bankalar? Birikim yaptıkça evet. Parlama geliyor abi. Yine ben zengin açılıyor. Olmadığım için bilemiyorum abi. Hocam siz... Ama yani, bir zengin parlaklığı var hocam. Hocam sizde bir DNA zenginliği var. Hani bilmiyorum. Ama şöyle şunu düşündüm. Yani zengin olmanın ilk kuralı zengin gibi olmak ya. Öyle bunu sadece zenginler, her şey. Fakirler öyle zannediyor. Mesela zenginler de fakir gibi gözükmeye başladı ya. Ama o başka bir şey. Anlıyorum seni ama şey anlamı söylüyorum. Gerçekten ünlü gibi davranarak ünlü olan, zengin gibi davranarak zengin olan insanlar var Türkiye'de. Şöyle bir oyun oynayalım. Birinin kaç parası olduğunu sadece bakarak anlayabilir misiniz? Ben anlarım çok net. Kaç parası var bunun? Bir kere senin göstereceğin insanı muhtemelen Google'dan bulacaksın. Google seni paysa... gösterdik şimdi. Hayır, bakarak bulacak. 150 bin TL'niz var İş Bankası'nda. Vadeli dolardan yeni bozdurmuşsun, günlük faize koymuşsun. Kur korumalıya geçeceğim mi diye düşünüyorsun ama 3 ayda da batarım diye korktuğumdan. Bu zaten korktuğum bak, kur korumalı sakalım. Güven ver de korumalı. Şöyle kurum yaparsan korunuyor. kur korumalı diye ses gelir buradan. Benim bankada çok minimal bir altınım vardı böyle gram olarak. Beni bankadan aradılar ve dediler ki bu altını bozdurun ve kur korumalıya korun. Yani bunu arkadaşıma anlattım şey zannetti böyle 2 ton altınım var tamam mı hani bozduracağım ülkede şey yapacağım. Ama bak banka arayacak. Ülkede bir rahatlayacak o gün değil mi? Banka şey arayacak oluyor. Kadar ciddiye almış seni. İşte ona şaşırdım yani normalde evet. Çünkü 5 gram çok ciddiye alınacak. Ya yani şöyle bizi. Mesela şöyle diyor. Sizin burada hani altınınız kalmış biraz. Bunları artık hani toz olarak şey yapıyor. Bunu 4 gram. Arada 1 gram gitti. Aynen. Eksen Hasan Can'a böyle bir şey yaptı. Komedyen diyorum. Komedyen. Siz hayatımda gördüğüm en beyaz Türk insansınız. Şurada yani... efendilik edelim dedik ama. Doğru İlker hocam. İşte bu şekilde olması gerekiyordu en başından beri. Atılanları burada kullanıyor. Ben size gelip burada ayrı resmi yapıyorum.